Uzun zamandır gelmek istediğim bir restorana geldim. Türk Fatih Tutak. Bugün benim için çok özel bir gün. Türkiye'deyim. Uzun zamandır gelmek istediğim bir restorana geldim. Türk Fatih Tutak. Çok heyecanlıyım çünkü Fatih Şef'in ve Ogün Şef'in tabaklarından tatma fırsatı bulacağım. Aynı zamanda ilk kez Türkiye'de bir Michelin yıldızlı restoranı değerlendireceğiz. Fatih Tutak restoranında iki Michelin yıldız deneyimi nasıl oluyor, birlikte bakalım. Burnuma çok güzel kokular geliyor. Bu kokunun nedenini birazdan anlatacağım size. Koridordan bir giriş var. İçeriye de böyle sürpriz bir şekilde zili çalarak giriyorsunuz. Açıkmış. Hoş bulduk. İsmim İsmail, ben yardımcı olacağım size bu akşam. Harika İsmail. Her seçeceğim ismini masamıza bırakıyorum takip etmeniz için. Süper. Yemekler geldikçe kısa kısa bölerek anlatıyor olacağım. Tamam. Herhangi bir gıda alerjiniz veya tüketmediğiniz bir ürün? Yok, mı? Çok şükür yok. Her şeyi seviyoruz. Harika. Karşılaştığım ortam çok güzel. Kapıyı size açıyorlar. Masanıza kadar eşlik ediyorlar. Oturduğunuzda sizi böyle sıcak havluyla karşılıyorlar. Ortamın rengine uygun. Güzel havluyla ellerinizi önce temizlemenizi istiyorlar. Çiçek gazozu alacağım. Karar verdim. Bu gece böyle bir şey içmek istiyorum. Çünkü gül en sevdiğim çiçektir. Evet. Peçetenizi açtığınız zaman içerisinde böyle bir kartla karşılaşıyorsunuz. Fatih Tutak'ın bir mesajı. Bu mesajı size okumak istiyorum. Hatıralarımızın ve geleceğe dair hayallerimin bir yansıması olan Türk'e hoş geldiniz. Bir yemeğin her şeyden önce kalbe dokunması gerektiğini öğreten ve bunu benimsememi sağlayan annem oldu. Çok güzel. Türk'e bu coğrafyanın kültüründen ve derinliğinden ilham alarak bizi biz yapan değerlerimize farklı bir boyutta hayat vermenin hayalini kurduk. Bu sebeple mutfağımızda işini tutkuyla yapan yerel üreticilerden aldığımız malzemeleri kullanarak sınırları olmayan ve yaratıcılığımızla harmanlanmış yepyeni tatlar sunuyoruz. İstiyorum ki hep beraber köklerimizden beslenen yeni bir hikaye yazalım. Özünde geçmişe duyduğu saygıyı barındıran, bugüne heyecan katan, geleceğe dönük bir hikaye. Fatih Tutak. Çok dokunaklı, güzel, ince bir mesaj. Daha önce hiçbir restoranda böyle karşılanmamıştık. Şefin mesajı da bize böyle oldu. Teşekkür ederiz kendisine. Fatih Tutak aşçılığa Türkiye'de başlamış. Daha sonra yurt dışında uzun yıllar boyunca çalışmış. Özellikle Uzak Doğu'da çok fazla çalışmış. Hatta Bangkok'ta işlettiği restoran en iyi 50 Asya restoranından biri olarak seçilmiş. Ekip çalışmasına çok önem veriyor. Her şefte olduğu gibi malzeme seçimine çok önem veriyor. Buranın mutfak direktörlüğünü Ogün Koca yapıyor. Kendisi de çok yetenekli, becerikli bir şef. Uzun süre İngiltere'de çalışmış bir şef. Özellikle bizim evimizin etrafında birçok yerde yolumuz kesişmiş. Bakalım hazırladıkları tabaklar sosyal medyadan izlediğim kadar güzel mi? Lezzetleri nasıl? Sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi içeceklerimiz geldi. Bu mürver çiçeği ve gülden yapılan bir gazoz. İçerisinde böyle kurutulmuş bir gül tanesi de var. Buz var. Çok güzel, şöyle ince şık bir bardakla servis ettiler. Kokusu da çok güzel. Mürver çiçeğinin biraz daha baskın kokusu var aslında. Bakalım lezzeti nasıl? İlk içtiğimde bana böyle demir indi şerbetini andırdı ama çok asitli olmadığı için bir şerbet kıvamı var. Asiti kaçmış, gazoz kıvamında değil. Güzel, lezzeti yerinde. Yemekler gelene kadar ağzımızı tatlandıracak güzel bir lezzet. Ekmek, tereyağı ve başlangıçları bekliyoruz. Derken güzel bir başlangıç servis edildi. Daha doğrusu damak temizleyici. Buyurun. Damak temizleyici, tuzluyla başlıyoruz. Evet. Kök sebzelerden elde ediyor şeflerimiz. Üzerindeki yeşil damlacıklar maydanoz yağı, ağız kısmında turşu tortuları, yanında da Angelica erik turşusu var. Harika, teşekkür ederim. Bu tarz bir sunumla tabii ilk kez karşılaşıyorum. Genelde konsome gibi sıcak olan, yağlı olan şeyler servis ediliyor. Bu mayhoş lezzetlerin sebebini ben şuna bağlıyorum. Fatih Tutak umami tadını kullanmayı, umami lezzetlerle şaşırtmayı çok seven bir şef olduğunu düşünüyorum. Umami bu arada 5. tat olarak tanımlanıyor. Yani dilimizdeki acı, tatlı, ekşi, tuzlu tadından başka alınan tatlara umami lezzetler deniyor. Mesela domates gibi tek başına yediğiniz zaman tatlı, ekşi bir tat ismiyle adlandıramadığınız ama herhangi başka bir şeyle yediğiniz zaman lezzetini
aldığınız lezzetlere umami lezzetler deniyor. Özellikle kurutulmuş domates de bir de parmesan peyniri en ünlü umami lezzetlerdendir. Böyle turşu suları, turşular umami lezzetlere girebiliyor yapıldığı ürüne bağlı. Umami lezzetler iki şekilde ortaya çıkıyor. Ya ısıtıldığı zaman ortaya çıkar veyahut da kullanıldığı diğer malzemeyle karıştığı zaman ortaya çıkar. Şimdi gözüm özellikle bu başlangıçta. Peki sırayı nasıl yapacağız acaba? Soralım doğru mu tüketelim yoksa içgüdüsel mi? Evet, bu güzel turşu suyunu üzerindeki maydanoz yağı ile birlikte önce içiyorum. Daha sonra da erikten tadacağım. Ama öncelikle içecek. Oo, turşu suyu çok güzel. Benim uzun zamandır içmediğim bir şeydi. Tadını özlediğimi fark ettiğim çok güzel bir lezzet. Yağı en son boğazda kayganlık bırakıyor. O çok güzel. Diktiğiniz zaman burnunuza yaklaşan bardağın diğer tarafından çok güzel şekilde bir koku geliyor burnunuza. O da lezzeti tamamlayıcı oluyor. Şu ekşi erikten de tatmak istiyorum. Bu da şöyle bir işlem görmüş. Birazcık yumuşatılmış. Bakalım bunun lezzeti nasıl? Turşunun üzerine erik tattığım bir şey değildi. Turşu suyunda bekletilmiş bir erik bence bu. Çok güzel, ağzımda tuzlu ve ekşi bir tat kaldı. Bundan sonra gelecek tereyağı gibi ekmek gibi şeye muhtemelen daha hazırım. O zaman bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Saydığım kadarıyla 15-16 masa var içeride. Yine güzel, çok ilgili bir servis var. Bardaklar yine boş kalmıyor. Bir servis yapıldığı zaman birden fazla kişi sizinle ilgileniyor. Peçeteyi birileri getiriyor, masayı başkaları siliyor, yemeği başkaları getiriyor. Genelde Michelin yıldızlı restoranlarda hissettiğim bu misafir ve müşteri ayrımını çok iyi yapıyorlar. Normalde misafir davet üzerine zaman geçiren insanlara, müşteri ise parasını vererek zaman geçiren kişilere denir. Tabii burada misafir gibi hissetmek çok önemli bir nokta. Derken güzel bir tabak daha geldi. Gerçek dana kemiği, içinde 3 farklı tereyağı var kemiğin. İnek, manda ve Trabzon yanık tereyağı. Üzerindeki bal Bitlis Izan, yaklaşık 2000 metre yükseklikte yabani arılar tarafından doğal olarak üretilen bir bal. Dünyanın en iyi 3 balı olarak gösteriliyor. Karakovan balı değil mi? Evet. Sol taraftaki ekşi maya ekmeğimiz, altındakiler kara buğday, dekor amaçlı. Sucuğumuz bugün özel misafirlerimize, şefimizin ikramı, burada yapıyor şeflerimiz. Kuzu ve dana eti karışımından hazırlanıyor. İçerisinde biraz baharat ve sarımsak var. Son olarak servis edeceğimiz zeytinyağı, Ayvalık Erken Asat, kendi bahçemizden bizim için özel olarak üretiliyor. Harika, harika. Ya bak, kaya tuzu var değil mi bunun içerisinde? Evet, evet. O sadece tuz herhalde. Sebebi evet. De daha lezzetli yaparmış. Evet, evet. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Sucuktan başlamanızı tavsiye ederiz. Harika, peki. Öyle yapalım. Teşekkür ederiz. Şimdi başlangıçlarımız servis edildi ama benim dikkatimi servis takımı çekti. Şöyle çok güzel bir derinin içerisinde kullanacağınız çatal bıçak takımları duruyor. Özellikle sucuktan başlamamızı istediler. Sucuğu tatmak istiyorum. Dana, kuzu eti, karışık sucuk. Çok fazla tattığım bir şey değil. Kendi yapımları olması tabii bunu daha da lezzet beklentisi yaratıyor. Çok güzel bir şekilde yağı etrafına süzülmüş. Yani gözümün önünde de şu ekşi mayalı ekmek ve boyutu çok güzel gözüküyor. Oraya birazdan değineceğim ama öncelikle şu sucuktan tadıyorum. Ve Fatih Tutak'taki ilk sıcak lokmamız başlıyor. Ben bu şef tabaklarını gerçekten çok seviyorum. Her üründe sizi şaşırtabiliyorlar. Şu anda bunu tadarken bu güzel gurme sosislerin yumuşaklığında ama sucuk lezzetinde harika bir lezzet alıyorsunuz. Çok baharatlı, ağzınızı yakan, boğazınızda yakıcı bir his bırakan bir baharat kullanmışlar. Dış tarafının yanması, iç tarafının yumuşaklığı, her şey kıvamı çok güzel. Ekmek arasında harika gidecek bir lezzet. Bu arada bu akşam şefin sürprizi olarak, özel olarak yapılmış bir başlangıçmış. Sanırım her akşam olmayan bir şey olabilir. Ve şimdi beklenen an, o sıcacık.
şu sıcacık ekşi mayalı ekmekten tatmak istiyorum. Şu kabarcıklar güzel mayalandığını gösteriyor. Tam kıvamına getirmişler. Evet, Türk ekşi maya tadı var tamamen. Bu eskiden benim yetiştiğim yerde yapılan o ekşi mayaların tatlarını hissettirdi böyle. Küçükken böyle ekmekler mayalanırdı. Biz o mayalı ekmekleri fırına götürürdük. Ekmekler bu fırınlarda pişirilirdi ve ekşi mayalar kullanılırdı. Her gün ekmek yapıldığı için evde mutlaka bir hamur kalırdı. O hamur hep sürekli devam ederdi. O ekşi maya her gün ekmek yapımında kullanılırdı. O ekşi mayalı ekmeğin kokusunu ve lezzetini hissettirdi bana. Bu güzel ekmeği şu güzel zeytinyağına bandırmak istiyorum. Özellikle Fatih Tutak için üretilmiş Balıkesir'in güzel zeytinyağlarından. İçinde kaya tuzu var. Kaya tuzu zeytinyağının lezzetini arttıran, lezzetini ortaya çıkartan bir şeydir. Daha önce bahsettiğim gibi inde 5 kuralının üzerindeyiz şu anda. Zeytinyağın asiditesi, boğazda hissettirdiği her şeyi çok güzel. Gerçek kemik iliğinin içinde olan tereyağı da 3 farklı tereyağdan kullanmışlar. Beyaz renkli. Tereyağlarda hayvanın beslenme türüne göre renk alır. Eğer otlarla besleniyorsa sütünden yararlanan hayvan tereyağın rengi sarı oluyor. Yem gibi, saman gibi şeylerle besleniyorsa o zaman renksiz oluyor. Yani sütün beyaz renginde oluyor. Böyle sütün beyaz renginde bir tereyağı var burada. 3 tane güzel tereyağı. Üzerinde karakovan balı var. Bitlis'in hizam balı. Bu çok meşhurdur. Ağaç oyuğunda olan bala verilen isimdir. Karanlıkta yetişir. Arılar tamamen kendi bal mumunu üreterek petekleri oluşturur. Böyle güzel eşsiz bir bal ortaya çıkar. Böyle petekleriyle birlikte servis edilir çünkü süzülen bir bal değildir. Uzun zamandır tatmadığım bu güzel lezzeti de o güzel tereyağlarıyla birlikte tatmak istiyorum. Yine daha önce de karşımıza çıkan şöyle tahta bir bıçakla servis ediyorlar. Bunun nedeni de fermente olan hiçbir şeye aslında metal, çatal, kaşık, bıçak kullanılmıyor. Bakteri üremesi oluşmasın diye. Ne kadar süre boyunca bunu yiyeceğimizi bilmiyoruz. Bakteri üreyebilir. Şimdi şöyle güzel bir lokmaya önce tereyağından tatmak istiyorum. Tereyağı o kadar güzel bir lezzet bırakıyor ki ağızda sanki şöyle bir dolaşıyor, oradan boğaza iniyor gibi. Çok güzel, bir anda böyle ağzınıza eriyor. Burada dururken çok kıvamı böyle çok çok erimiş gibi değil. Ama ağzınıza attığınızda hemen eriyen çok güzel bir karışım yapmışlar. Onu da çok beğendim. Tabii bal eşsiz bir bal. Zaten biz naçizane onay vermiyoruz yemeklere ama lezzetinden emin olduğum şu güzel karakovan balıyla birlikte yağdan birlikte almak istiyorum. Doğal petek olduğu için zaten çok yumuşak. Harika bir bal. Yani çok şanslıyım bu gece bu balla karşılaştığım için. Çünkü muhtemelen bu seferki Türkiye gelişimde hiçbir yerde tadamayacağım bir baldı bu. Şimdi bu güzel tereyağı balı ve şu güzel ekmeği kameramanımla birlikte hem sohbet edip bir yandan da bitireceğiz. O zaman gece güzel başladı diyoruz. Diğer tabakları bekliyoruz. Teşekkür ederim. Burası modern pişirme tekniklerini kullanan bir Türk restoranı. Şef özellikle Türkiye'nin her tarafından malzemeler kullanmaya çalışıyor. Her bölgeden örnekler kullanmaya çalışıyor. Özellikle o dikkatimi çekti. Yani 7 bölgeden mutlaka bir malzemeyle bu akşam karşılaşıyoruz. Mesela başlangıçlar Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinden geldi. Yani Bitlis balı Doğu Anadolu'dan, tereyağlar da Karadeniz'den gelmeydi. Böyle güzel bir Doğu Anadolu ve Karadeniz başlangıcıyla gecemize başlamış olduk. Bakalım buradan sonra neler gelecek? Şurada aslında yazıyor. Midye dolma gelecek. Restoranın çok güzel bir logosu var bu arada. Şöyle güzel bir logo. Bu logonun anlamı Orhun yazıtlarında da geçen Göktürklerin Oğuz kolunun yaparlı boyunun amblemi bu işaret. Yaparlı kelime anlamı olarak misk kokulu demek. Yani güzel kokulu da denebilir ama misk kokulu bu meşhur misk kedisinin çıkardığı kokuyu ticaretini yapan bir boy olduğu için misk kokulu deniyor. Misk kokusunu ben gastronomide dünyanın en pahalı kahvelerinin üretiminde faydalanan o sevimli maymuna benzeyen hayvanlardan dolayı biliyorum. Halen
günümüzde parfüm yapımında kullanılır. Yaparlı boyu hem mis kedisini kullanıyor, daha sonra özel bir erkek geyik türünü kullanıyorlar. Halen Kırım'da ve Diyarbakır'da bazı camilerde mihraplarını yaparken bu kokuları kullanıyorlar. Güzel kokular olsun diye. Yani eski bir Türk geleneği aslında. Bu parfümlerde kullanılan mask denen madde de tam da budur aslında. Böyle güzel bir ismi var. Yani güzel kokulu demek. Tahminim koridordan buraya gelirken kokladığımız koku da o mis kokusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok güzel. Çiçeksi tatlı bir kokusu vardır miskin. Öyle bir koku kullandıklarını düşünüyorum. Bir güzel tabak daha. Sıradaki yemeğimiz midye dolma, imzalı bir yemeğimiz. Kabuklarıyla beraber yenilebiliyor. Kabuklarını demir hindi, mürekkep oda mürekkebi, karamelize soğan suyu ve kuş üzümüyle hazırlıyor şeflerimiz. Harika. İçerisinde iç pilav, ızgara midye ve bira mayonezi var. Bunu hiç ayırmadan kabuklarından elinizle afiyetle yiyebilirsiniz. Peki. Tek sefer değil mi? Isıra ısıra mı? 2-3 sefer. Tamam. Peki. Teşekkür ederiz. Bugün eskilerden gideceğiz belli. Benim yaşlarımda olan ve İstanbul'da büyümüş, Beyoğlu'nda zaman geçirmiş her genç midye dolmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu bilir. Oralarda çok yemiştir. Çünkü çok meşhurdu eskiden. Halen de meşhur bir lezzet tabii ki. Tarihi Osmanlılara kadar dayanıyor bu arada midye dolmanın. Eskiden meze olarak kabul edilen ve şimdilerde sokak lezzeti olarak bilinen güzel restoranlarda hala servis edilen çok güzel bir lezzettir. Halen bu midyeyi gördükçe o Taksim'de satılan midye tezgahlarında bir limon vardır. Limonu sıkarlar ve o limonun suyu hiçbir zaman bitmezdi. O limonlara hep hayret ederdi. O görünce aklıma o geldi. Fatih Şef'i gerçekten çok takdir ediyorum. Bizim hep hayalini kurduğumuz şeylerdir bunlar. Yani birileri çıksa geleneksel Türk lezzetlerine alışık olduğumuz lezzetleri farklı şekilde yorumlasa, lezzetleri de güzel olsa, füzyon olmasa, çünkü füzyon Türk lezzetlerinde çok tercih ettiğim bir şey değil. Yeni uyarlamaları, modernleştirilmesi beni daha çok mutlu ediyor. Aynı bunda olduğu gibi. Bakalım, şöyle bir iç pilavı var. Evet, midye şöyle üzerinde. Güzel, küçük bir etli bir midye bu arada. Güzel seçilmiş, yine yapıştırılmış. Çok gerçekçi, sanki gerçekten bir midye kabuğu. Bu midye kabuğu yeniyor. Beyefendinin de anlattığı gibi tekrardan yorumlanmış. Güzel bir iç pilav var. Şöyle kokusuna bakmak istiyorum. Evet, aynı. O çok güzel. O kokusundan hiçbir şey kaybetmemiş. Harika. Çok güzel. Bir kere içindeki iç pilav harika. Yani tam o eskideki o tadı, daha doğrusu hem eskideki hem dışarıda hala lezzetli yapılan o güzel midyelerin o pilav lezzetini yakalamış. Yani acaba yakalanabilir mi diye düşünmüştüm. Çünkü sokağın tadı ayrıdır. Ama burada o sokağın lezzetini yakalamışlar. Normalde midyede ısırdığınızda kum hissi falan karşılaşılabilir. Bunda öyle bir şey kesinlikle yok. Sertlik, kum tadı gibi bir şey kesinlikle yok. En son ağzınıza attığınızda da kabuk tarafının o kıtırları sizi şaşırtıyor. Kullandıkları malzemelerden kaynaklı tatlı bir yapısı var. En son bitirişte tatlı oluyor. Yani iç pilavın o baharatlı tadı, pilavın o nişasta tadı, en sonunda o kabuğun kıtırı ve hafif tatlı tadı güzel bir tat bırakıyor. Yani ağzım tatlı ama boğazım yanıyor şu anda. Çok ilginç bir şekilde yakalamışlar. Midyeyi çok beğendim. Zaten buranın imza yemeğiymiş. Yani en iddialı oldukları yemek gerçekten imza yemeği olmayı hak ediyor. Şimdiye kadar benim için hepsi eşitti bu arada. Ekmeğinden midyesine kadar eşit. Çok güzel başladık, çok güzel gidiyoruz. Burası ilginç bir şekilde duygulara hitap eden bir yer. Fatih Şef'in bir söyleşisinde de okumuştum. Bütün duygulara hitap etmeyi istediklerini söylüyorlar. Bu dünyada bir akım aslında. Multisensory denen çoklu duyusal deneyim. Bütün Michelin yıldızlı restoranlar da şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Bütün duyu organlarınıza hitap etmek istiyorlar. Yani gözünüze, kulağınıza, burnunuza, ağız tadınıza her şeye hitap etmek istiyorlar. Yani şöyle hayal edin. Bir şekilde aile evinden ayrıldığınızı düşünün. Uzun zaman sonra ailenizin evine gidiyorsunuz. İlk kapıyı açtığınızda annenizin o güzel yemek kokuları geliyor. İçeri giriyorsunuz. Gördüğünüz ev, büyüdüğünüz ev size bir duygusallık katıyor. Dünyada en sevdiğiniz yemek olan annenizin yemeğini yiyorsunuz ve en sevdiğiniz sesler olan ailenizin sesleriyle birlikte eşlik ediyorsunuz. Bu işte size unutulmaz gelen bir deneyimdir.
İşte restoranlar da şu anda bunu yakalamaya çalışıyor. Size böyle duygular hissettirerek yaşadığınız deneyimi unutulmaz hale getirmek istiyorlar. Hani her geçen gün hizmetin bir şekilde bir basamak yukarıya çıkarılması, sizi mutlu etmek için bir şeylerin düşünülmesi ve kalitenin artması çok güzel bir şey. İstanbul'a Michelin'in gelmesi beni çok mutlu etti. Umarım fırsatını buluruz. Diğer Michelin yıldızlı restoranları da deneme şansımız olur. Burayı da böyle çok şans eseri bulduk. Hani sanki bir gizli kahraman var, bize yer açtı. Eğer öyle birisi varsa, ey kahraman, diğer Michelin'ler için de göster kahramanlığını. Diğer restoranlar için de yer arayışım devam ediyor. Eğer oralarda da yer bulursam, Türkiye'ye geldiğimde böyle diğerlerini de deneyimlemeyi çok istiyorum. Yine bir saat oldu geleli. Sanki 10 dakikadır oturuyoruz. Bu da işte yine güzel geçen zamanın geri dönüşü oluyor. O zaman diğer tabaklar için beklemeye devam. Oturduğumuz yerde mutfağa en yakın konumdaki masa. O yüzden çok şanslıyız. Böyle açık mutfak şeklinde çalışıyorlar. Biz de onları seyredebiliyoruz. Bütün mutfak personeli pür dikkat şu anda harika tabaklar yaratıyor. Biz de onları böyle keyifle izliyoruz. Bu profesyonel mutfakların başarı sırlarından birisi de mise en place denen hazırlık aşamasıdır. Yani mise en place yapacağınız yemeğin malzemelerini önceden hazırlamanız anlamına geliyor. Her şeyi hazırlarsınız. Yarım pişmesi gerekiyorsa yarım bir şekilde pişirirsiniz. En son pişirip tabaklaması kalacak şekilde her şeyi hazır etmeniz anlamına geliyor. Bu çok büyük kolaylık sağlıyor. Yoksa bir sipariş geldiğinde malzemeleri baştan doğrayıp her şeyi baştan hazırlayıp o yemeği yapmaya çalışsalar bu iş yetişmez. O yüzden bu mise en place denen süreç var. Hep mutfakta zamanla tecrübeyle birçok şeyi de bakarak görerek süreçleri anlayabiliyorsunuz. Mesela duman çok önemli bir şeydir mutfakta. Şu anda bakıyorum hiçbir yerde duman çıkmıyor. Çünkü duman istenerek çıkan dumanlar vardır. Bir de istem dışı olan dumanlar vardır. Mesela yağ kızdırıyorsanız 200 dereceyi aşıyorsa yağdan duman çıkar. Bu da yağı kanserojen hale getirir. Yapmanız gereken ya yağın altını kısacaksınız veyahut da bir an önce içine malzemeyi koyacaksınız ki ısı insin. Şimdi yine bir şeyler daha geldi. Yumurtanın kapaklarını açmanızı rica edeceğim. Tabii ki. Evet, en alt kısımda menemen. Menemenin hemen üstünde yumurtanın sarısı var sadece. Yumurta yaklaşık 1 saat boyunca tereyağın içinde 64 derecelik fırında pişiyor sürme yöntemiyle. Kısımda mavi yengeç muğladan, onun üzerinde de çıtır ekmek ve frenk soğanı var. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Hem sunum çok güzel geldi hem de yaratıcı bir tabak. Menemenle yumurta sarısını tekrar kullanmak, yengeçle birleştirmek, frenk soğanı gibi ürünler kullanmak da çok yaratıcı bir düşünce tarzı. Çok hoşuma gitti. Kokusu çok güzel şekilde burnuma geliyor bu arada. Bir soğan kokusu var. Şu anda Ege bölgesine gittik. Yani Muğla'dan gelmiş bu kullanılan yengeç, mavi yengeç. Ben mavi yengeçi Türkiye'de Akdeniz'de Demre ilçesinde yemiştim. Orada yemeği daha doğrusu çok seviyorum. Özellikle o karetta deniz kaplumbağalarını izleyerek, onları yüzerken izleyip bu mavi yengeçleri yiyip, bu mavi yengecin kabuklarını da onlara atıp onlara bir ziyafet sunmak çok eşsiz bir deneyimdi. Tavsiye üzerine bu en alttaki menemenden itibaren yengeçi, bütün yumurtayı hepsini karıştırın dediler. Bu arada kullanılan yumurta konfi denen yöntemle pişirilmiş. Yani konfi denen yöntem ette, sebzelerde uygulanır. Belli bir derecede yağın içinde pişmesine konfi denir. Konfi aslında bir saklama yöntemidir. Uzun süre dayansın diye sebzeleri veya etleri konfisini yaparız. Mesela sarımsak konfi en çok bilinenlerden biridir. Ördek konfi de öyle. Belli bir derecede mesela bu yumurta örneğinde 60 derecelerde bir saat boyunca pişiriyorsunuz. O belli ısıda bir tabaka örüyor ve daha uzun ömürlü olması sağlanıyor. Hem de daha lezzetli bir hale geliyor. Bu yumurtayı, konfiyi sous vide denen pişirme cihazlarında yaptıklarını söylediler. Kontrollü ısıyı ancak sous vide gibi makinelerle sağlıyorsunuz. Sous vide çok güzel bir pişirme cihazıdır. Sadece poşetin içinde pişirirsiniz, pişireceğiniz malzemeyi. Suyun içine atarsınız. Bu sous vide denen cihaz da o suyun sıcaklığını hep aynı derecede tutmayı sağlar. Ve özellikle tavuk göğsünde çok sulu, çok lezzetli tavuklar yaparsınız. Benim çok sevdiğim bir şeydir. Evde de sık kullandığım bir alettir. Burada da bahsettiklerine göre sous vide'de 60 derecelerde 1 saat boyunca yumurta sarısını pişirmişler. Böyle güzel bir konfi yapmışlar. Şimdi sendiği gibi menemeni şöyle karıştırıyorum. Evet, zaten yumurta sarısı şöyle göstermek istiyorum. Konfi olduğu için şöyle vurmama rağmen dağılmıyor.
Bu çok güzel bir kıvamdır işte. Deldim dışını. Evet, dış tarafı kayısı, iç tarafı sıvı şekilde. Muhteşem, harika bir kıvamdır bu. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Menemeni, yumurta sarısını ve yengeçleri. Nasıl bir lezzet olabileceğini hiç bilmiyorum. Şu anda ağzımda kalan lezzetten başlamak istiyorum. Yani sondan başa doğru. Bir çemen baharatı kullanmışlar. O hem kokusu geliyor ağzıma hem de şu anda boğazımda kalan o acımtırak tat var. O çemenle birlikte aslında boğazımda kaldı. O çok güzel bir lezzet bıraktı. Yumurta sarısı zaten hem kıvamlandıran hem de lezzetlendiren bir şey. O çok güzel bir kıvam katmasının yanında bir yoğunluk kattı. Menemen biraz daha sıvı formda. Acı bir tabak olduğunu söyleyebilirim. Yengeç tatlı bir ettir. Hem bir protein yediğinizi hissediyorsunuz ama tatlı bir protein yiyorsunuz. O da hepsiyle birlikte değişik hisler uyandıran güzel bir birleşim olmuş. Yani şimdiye kadar menemenin birçok çeşidini yemiş olabilirim. Sucuk dahil hiç proteinli bir menemen yememiştim daha önce. Hele hele deniz mahsullerinden olan bir menemen hiç aklıma da gelmemişti açıkçası. Çok yakışmış. Bu da bitirmeye değer güzel bir tabak olmuş. Şimdi bu tabakla birlikte de Ege'yi tamamlamış olduk. Muğla'nın Dalyan kıyılarından çıkarılmış mavi yengeçler bunlar. Bu arada menüde dikkatimi çeken çok güzel bir ayrıntı daha var. Şöyle menünün içinde şöyle bütün personelin ismini yazmışlar. Bu şimdiye kadar özellikle hiç karşılaşmadığım bir şeydi. Harika. Tebrik ediyorum. Zaten başta söylediğim gibi ekip çalışmasına, ekibine çok önem veriyor. Mutfaktaki en önemli şey kesinlikle ekiptir. Şef eğer mutfağın başında değilken o mutfak sorunsuz şekilde ilerliyorsa da şef çok başarılı bir şeftir. Burası da öyle olduğunu görüyoruz. Fatih Bey burada yokmuş. Kendisiyle tanışamayacağız ama olsun. Bir sonraki sefer geldiğimizde umarım fırsatını buluruz, tanışırız. Açık mutfak olarak izlediğimizden dolayı biliyorum, görüyorum. Çok yoğunlar ama umarım bir fırsatını bulabiliriz. Yine bir geceye mutfak turuyla veda ederiz. Sizlere de mutfağını göstermiş oluruz. Şimdi diğer tabakları beklemeye devam. Palamut balığımız boğazdan yaklaşık bir saat boyunca tuzla beraber pişme işlemi görüyor. Ardından sürüyor şeflerimiz. Üzerindeki osetra havyarı Adana'dan. Sol tarafta avokado, iç kısmında kırmızı soğan var. Altındaki soslar zeytinyağı, incir yaprağı yağı, dereotu yağı ve yeşil domates turşu suyu. Balık kesik halde, bunu kaşık ve çatalla yemenizi tavsiye ederiz sos eşliğinde. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Evet, bu tabakta da Marmara, Akdeniz bölgeleri var. Üstten başlamak istiyorum. Mersin balığından üretilen ostera denen havyar. Mersin balığının birçok türü vardır. Beluga havyarı bunların içinde bilinen en değerlisidir. Osetra ondan sonra gelir. Çok değerli bir havyardır bu da. Güzel kahverengi bir rengi vardır bunun da. Böyle sarıya kaçan açık kahverengi tonlarında renkleri olur. Birçok rengi vardır. Somondan elde edilen havyarlar kırmızı olur. Boyutuna, rengine, hangi balıktan olduğuna göre fiyatları çok değişen ürünlerdir. Daha keseye uygun havyarlar da var. Mesela somon havyarı daha ulaşılabilir fiyatta havyarlardır. Şimdi bunun lezzetine bakacağız. Zaten palamutu şu anda mevsimi. Bu da boğaz palamutu. Avokadoyu ben çok seviyorum. Harika bir süper gıda. Özellikle yağını çok çok severim. Çok da tüketirim. Sağlık için çok iyi. Arasında kırmızı soğan olduğunu söylediler. Ki palamuta en çok yakışan şey de budur. Şimdi şunların hepsiyle birlikte almak istiyorum. Zaten kesildiği söylenmişti. Havyarın yarısını oraya, yarısını buraya. Sosundan da şöyle çatalıma değdiriyorum. Bu soslar da yapılış yöntemi genelde böyle mutfaklarda nitroksit denen gazla birlikte yapılır. Bu yeşil malzemelerin hepsi soğuk pişirme yöntemi denen buzla pişirilir. Nitroksit gazının yarattığı o buz yapısıyla sebzeler pişirilir. Daha sonra blenderdan geçirilir. En son yağı koyulur, tuzu ayarlanır ve böyle bir sos olur. Bu yine bir emülsiyon sos belli. Yağ sayesinde bir arada duran soslar tadıyorum. Çiğ bir palamut. Bir saat boyunca ısı değişikliğine uğramadan tuzla birlikte pişen bir balık. Harika bir lezzeti var. Dediğim gibi zaten palamutun mevsimi ve çok iyi seçilmiş bir ürün. Soslar da çok yakışmış bu arada. Havyarlar şöyle soslara bulandı. Şöyle havyarlardan tek almak istiyorum.
Havyar da çok güzel. Çok kaliteli bir havyar. Bu havyarlar Adana'da üretiliyor. O da ayrı bir gurur. Bu avokadolar da çok güzel bir şekilde olgunlaştırılmış. Kırmızı soğanlarla birlikte avokadodan da alıyorum. Bu tabakta da Marmara ve Akdeniz'den lezzetler tattık. Dediğim gibi malzemeler çok kaliteli. Pişirmeyle ilgili hani çok bir şey söyleyemem. Sosların kıvamı çok güzel. Bu da güzel bir tabaktı. Sosun kalan tarafını şöyle kaşıkla almak istiyorum. Bunda bu arada yeşil domates de kullanılmış. Yeşil domatesi çok severim. Çok karşılaştığımız bir şey değildir. Genelde turşusu yapılır. Mayoş çok güzel bir lezzeti vardır. Bu sos da ondan kullanılmış. Şöyle soğuk çorba gibi şu lezzetten de böyle alayım. Evet, çok güzel. O yeşil domatesin tadı yağla birlikte diğer yeşillikler kaygan bir yapı, ekşi bir tat. Güzel bir lezzet bırakıyor bu da ağızda. Sırada menüde umami doğum günü pastası yazıyor. Evet. Biz o pastayı mantarla hazırlıyoruz. Matsutake mantarı Adana Toros Dağları'nda çam ağacının dibinde yetişen özel bir mantar. Birazdan bunu getirdiğimde sosları eşliğinde tekrar anlatıyor olacağım size. Peki, harika. Teşekkür ederiz. Güzel sunmuşsun. Sağ ol. Değişik. Doğum günü pastası geliyor. Mantarlar. Evet, çok özel bir mantar bu. Bakalım nasıl bir lezzet. Merakla bekliyoruz şimdi. Zaman geçer mi böyle? Ne zaman geleceğini de söylese. Ne zaman gelecek peki? Bana bir şey gelecek demeyin. Ben heyecanlanıyorum. Keyfim çok yerine gerçekten ama keyfim çok yerine. Çok mutluyum. Yani ülkemizde böyle bir hizmeti, güzel yemekleri, böyle değişik yorumları görmek gerçekten beni çok mutlu etti. Hem Türkiye'de olmanın tadı zaten ayrı. Kaç gündür çok güzel Türk kahvaltıları yapıyorum. Türk mutfağını çok seviyorum. Özellikle gerçek Türk mutfağını. İyi ki doğdun Şefkado, iyi ki doğdun Şefkado, iyi ki doğdun. Teşekkür ederiz. İsmail, gözlerimiz seni arıyor, evet. Matsutake mantarını anlatmıştım. Evet. Kap kap matsutake mantarı var. Arasında karamelize soğan ve keçi peyniri. Üzerindeki beyaz olan ekşi krema, arka kısmında yine mantar çıtırı. Altında da mantar ve soğan özü. Mum yenilebiliyor. Evet. Çok mumu iyi. Dana ilikten yapıyor şeflerimiz. Onu eriteceğim ben. Oo, ve harika. Sosla karışacak. Harika. İlk kez bunu görüyorum. Harika. Çatalla tavsiye ederiz bunu. Altındaki tamam. Sosu işliyorum. Harika. Şu üst tarafındaki şu kat kat olanlar mantar mı demiştiniz? Evet. Tamamen mantar. Kat kat alt tarafa kadar. Çok güzel. Arkasındaki çok güzel. Arkasındaki mantar çıtır. Altında mantar ve soğan özü. Harika olmuş. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Bu ekşi krema bizim bildiğimiz bu normal ekşi krema değil mi? Hani bu krem fresh gibi olan. Evet. Hani tamam. Tamam. Yaratıcı bir sunumla geldi. İlk kez yenilebilir bir mum görüyorum. Çok karşılaştığım bir şey değil. Mantarları çok güzel bir şekilde yapmışlar, kesmişler. Bir havuç dilim baklava görüntüsü var aslında. Ve gerçekten bir doğum günü pastası gibi. Üzerinde krema var. Sanki krem şanti gibi duruyor o da. Etrafındaki rendeler, sosu, glaze edilmiş bir sos. Yani parlatılmış. Bir an önce tatmak istiyorum. Özellikle kaşık ve çatalla yememizi önerdiler. Sosundan da alabilmemiz için özellikle. Bu üst tarafındaki ekşi krema. Kremanın uzun süre dayanması için yapılan hali. Alt tarafında mantarlar. Şimdi şöyle şu sosundan önce birazcık üzerine gezdiriyorum. Sosu şöyle işte glaze edilmiş sosun en güzel örneği. Yağ olduğu için kayıyor. Şöyle mantarından sosuna banarak önce alıyorum. Evet, çok güzel. Mantar tek başına zor bir yiyecektir. Lezzetlendirmesi meşakkatli bir yiyecektir. Çok lezzetli yapmışlar. Kullanılan mantar zaten çok kaliteli, çok lezzetli bir mantar. Sos çok yakışmış.
ekşi krema da en son ağızda hem bir yumuşaklık hem de o ekşi tadı sağlıyor. Ben bu tabağı da çok beğendim. Şimdi afiyetle bu tabağı da bitireceğim. Gerçekten bir pasta yiyorsunuz hissini çok güzel hissettirmişler. Şöyle bir dilimini şöyle ortadan açmak istiyorum. Sanki bir pasta değil mi? Orta tarafında da sanki meyveleri var. Meyveli bir pasta yiyormuşsunuz gibi bir görüntü sağlamışlar. Sürprizli güzel bir lezzet sağlıyor size. Bu mantarları çok güzel sotelemişler. Çok yağ banmadan, ne çok yumuşak ne çok sert olacak şekilde. Ara katmanlarla içinde kullanılanlar birazcık daha farklı kıvamda olduğunu düşünüyorum. Öyle hissettim. Soğanlar var. Tabii mantara en çok yakışan şeylerden biri sarımsak, diğeri de soğandır. Ve krema ile harika gider. Burada da bütün birlikte güzel gideceği şeyler sosla birlikte gitmiş. Daha önce hiç bu sosu mantarla denememiştim. Şefin bir zihin oyunu olmuş. Yani gördüğünüz, hissettiğiniz, tattığınız tamamen farklı lezzetler. Pasta yiyor gibi düşünüyorsunuz ama mantar yiyorsunuz. Harika düşünce. Tekrar tebrik ediyorum. Bunu da çok beğendim. Bu da tamamen bitecek bir tabak. Ve güzel bir tabak daha geldi. Teşekkür ederiz. Şimdi arasından bebek kalamardan bir çeşit kalamar dolması yaptık. Burada sarımsak cipsi var. Siyah fransızını renklendirmek için mürekkep balığının mürekkebini kullanıyoruz. Turuncu olan da kisot kullanıyor. Tamam. Kısa bir süre sonra ikinci bir tabağa da servis ediyor. Olacağız. Bu aslında çift masalı. Öyle mi? Bunu yiyelim mi peki şu anda? Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok şık sunumla şaşırtıcı, güzel bir tabak geldi. Dokunaçları, bu da derin kızartma yöntemiyle hazırlanıyor. Yan tarafta da közlenmiş patatesten bir çeşit mayonez var. Üzerindeki Adana'dan tatlı tost var. Harika. Şimdi yine Ege'deyiz. Cunda'dan bir tabak geldi. Bu bir kalamar. Kalamar dolması yapmışlar. İsot ve mürekkep balığı ile renklendirilmiş tostlar. Çok güzel gözüküyor. Arkasından da kuyrukları geldi. Patatesle yapılmış ilginç bir mayonez. Onu özellikle çok merak ediyorum. Bu da Adana biberi. Yine Akdeniz Ege karışımı. Güzel bir tabak var. Şu mayonezden, patatesle mayonezden biberiyle birlikte biraz bakayım. Güzel bir şekilde dolu lokma bir mayonez almanızı sağlıyor. Söyle mesela patates olduğunu anlamazsınız. Patates de çok güzel. Sütlü bir patates tabii ki. Güzel bir püre. Şu sosları merak ettim. Ekşi. Evet, isot tadı. İsotlu olan acı bir sos. Bu da çok güzel. Buradan başlamamızı istediler. Biz birazcık çünkü soğuttuk tabağı. Ama bu sıcakken kıtırlığını kaybetmemesi için buradan başlamamızı istediler. Önce şundan, kuyruk tarafından alıyorum. Çok güzel. Tuzlu değil. Derin kızartma yöntemiyle. Yani kızgın yağda kızarıyor. Yani bu çıtırlığını kaybetmemiş, lezzeti tam yerinde. Ama ben özellikle gözüm bunda olduğu için dolma tarafından almak istiyorum. Şöyle ortasından kesip size göstermek istiyorum önce. Şöyle ortasında pirinçleri görüyorsunuz böyle. Güzel bir dolma yapılmış. Bakalım bunun lezzeti nasıl? Şöyle soslardan da almak istiyorum. Yani mürekkep balığının o renk versin diye kullanılsa bile bir tadı vardır. Çok güzel bir tattır. O aromatik bir deniz canlısı kokusu, hissi gelir ağzınıza. Ben onu çok severim. Bu tabakta şu anda onu hissettim. Bu bebek kalamar da pişirilmesi zor ürünlerdendir. Diriliğini çabuk kaybetmez ama kıvamı çabuk da bozulabilir. Böyle ustalık gerekiyor. Ağzımda kalan kalamar tadı harika. Pilav zaten hafif lapa diyebileceğimiz kıvamda. Bunun içine dolduran, dış tarafını birazcık sert, orta sertlikte, iç tarafı rahat çiğnenen bir kıvam. İç tarafında çok fazla baharat olduğunu söyleyemem ama dış tarafında daha fazla baharat var. Zaten mutfağı gördüğümüz için de dikkatimi çektiği için söyleyeceğim. Şef daha önce Uzak Doğu'da uzun yıllar çalışma tecrübesini mutfağına yansıtmış. Gördüğüm pişirme teknikleri arasında çok fazla Uzak Doğu pişirme yöntemleri çok kullanıyorlar.
özellikle baharat kullanımları, yoğun baharat kullanımları kazandığı tecrübelerin buradaki bir yansıması olmuş. Bence çok da güzel yakışmış. İyi ki de öyle yapmış. Sadece pilavından şöyle bir tatmak istiyorum. Pilavın lezzetini alabilmek için. Yani dediğim gibi lapa diyebileceğimiz kıvamda limonlu, evet bayağı limonlu, ekşi bir tadı olan çok güzel bir pilav. Tam kalamar dolma pilavı, harika. Ege ve Akdeniz ürünlerinin olduğu güzel bir tabak oldu. O zaman bu tabağı bitiriyoruz. Mantı, menü de yazmıyor. Evet. 12 gramı. Harika. İçerisinde 2 ay dinlendirilmiş düve eti, altında tütsülenmiş manda yoğurdu, domates sos ve tereyağı ile birlikte çatal ve kaşıkla yemenizi tavsiye ederiz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şefin sürpriz ikramı. Çok güzel. Bu da bizi Kayseri'ye götürdü. Mantı deyince aklımıza Kayseri geliyor. Güzel, büyük, tek parça bir mantı. Normalde mantı daha küçük küçük açılan, kızartılan, haşlanan bir yemek. Ama burada tek parça büyük bir şekilde yapmışlar. Çok güzel sunum. Yani ben burada tabakların yemekle olan uyumunu gerçekten çok beğendim. Yağlı güzel bir domates sos. Bu arada etrafında gördüğüm çok iştah açıcı gözüküyor. Hatta şöyle biraz daha ışığın altına doğru tutarsam şunu. Kullanılan baharatlar, yağ, glaze edilmiş bir sos şeklinde gözüküyor. Kısaca bir hamurun içerisinde güzel bir et, altında güzel bir yoğurt ve harika bir domates sosu. Şöyle önce içini açıp size göstermek istiyorum. Tek seferde ağzıma atmayacağım o yüzden. Güzel bir düve eti var. Kaşığımın ucuyla bile ayrıldı. Şimdi şöyle sosundan ve yoğurdundan koyuyorum. Bu arada çok güzel kokular geliyor. Kestiğim zaman daha yoğun bir koku geldi. O koku muhtemelen etle birlikte yapılan, kullanılan baharatlardan kaynaklanıyor. Bakalım lezzeti nasıl? Hamur harika. Hamur yani ısırdığınız zaman kolay bir şekilde eriyor. Kolay bir şekilde çiğneyebiliyorsunuz. Etin lezzeti var, kendisi yok gibi. Harika yumuşaklıkta. Tuzu, her şeyi ayarı mükemmel. Sadece şunun olduğu bir kocaman bir tabak olsun önümde isterdim. Harika bir mantı tabağı bu. İyi ki şef böyle bir sürpriz yaptı. İyi ki böyle bir mantı yedik. Son lokmayı kocaman bir lokma olarak bu geceye yakışır iştahla yiyoruz. Oo. Evet, sıradaki yemeğimiz Trakya kıvırcık kuzumuz. 10 gün kadar daha işte dinlendiriliyor. Ardından tutuluyor şeflerimiz ve ızgara oluyor. Üzerindeki derisiyle, çıtır halde derisiyle servis edeceğiz. İkinci tabakta da kuzu kuyruk gelecek. Getirdiğim evet, zaman tekrar soslar eşliğinde anlatıyor olacağım size. Harika gözüküyor. Teşekkür ederiz. Harika. Ağzım sulandı. O kadar şey yememize rağmen. Yani küçük küçük geliyor ama çok doyuruyor. Lezzete aslında biraz daha doyamadım diyebilirim. Birazdan gelecek tabağı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü Trakya kıvırcık kuzusu çok özel bir kuzudur. Dünyadaki en lezzetli kuzu türüdür. Kuzu kokusu hassasiyeti olanlar bile rahatça tüketebilir. Kıvırcık kuzu da yağlanma kuyruk kısmında olmaz. Kasları ince liflidir. Yağlanma vücudun diğer taraflarında olur. Bu da onu lezzetli yapar. İlk kez göreceğim derisi üzerinde bir şekilde pişirilmiş. O deri yağlı kısımda ona mutlaka ayrı bir lezzet katıyor. Gelecek kuzu için bıçakları sizler seçiyorsunuz. Bunlar bize özel Tarsus'ta Tüfekçi Karadayı adında birisi tarafından hazırlanıyor. Bu ikisi beyaz olanlar gerçek geyik boynuzu. Diğerleri çeşitli ağaç köklerinden hazırlanıyor. Geyik boynuzunu yaparken de geyikleri avlayarak yapmıyorlarmış. Geyikler yaşına girdikçe boynuz düşürmüş. Onları ormanda bularak hazırlıyorlar. Sizler buradan seçebilirsiniz beğendiğiniz bir rengi. Şöyle ağaç saplı, şu benim hoşuma gitti. Şöyle alıp masamıza mı koyuyoruz direkt? Tabii. Tamam. Etkileyici, güzel bir ayrıntı oldu. Hem el işçiliği, güzel bıçaklar, hem de hangi bıçakla yemek istediğinizi, eti siz seçiyorsunuz. O da çok güzel. Üzerinde yine restoranın amblemi var. Ağırlığı çok güzel. Yine denge derecesi de güzel, ilginç.
Bu restoranda şey böyle bizim av kültürümüz, avcılıktan gelme o kültürümüz çok yansıtılmış. Bu duvardaki sanat eserlerinde de öyle. Bu tablonun etrafında Göktürk alfabesiyle yazılmış yazılar var. Orta tarafında da çiftçilik, avcılık gibi bizi eskiden simgeleyen sanat eseri yorumu Şefkat Adam bu kadar oluyor. Evet. Yani güzel yorumlamışlar. Milli gurur. Yürü be Fatih. Evet. Teşekkürler. Hemen kuzular. Trakya'dan süt kuzuları. Kuzu sırttan yapıyoruz. 10 yıl boyunca sol tarafı kuzuların içerisinde dinlendiriyoruz. Daha sonra ızgara. Üstünde derisi var çıtır. Harika. Alt tarafta kendi suyundan, çay el fasulyesinden ve biberiyeden yaptığımız bir sos var. Yine çay el fasulyesinde de turşu var. Burada da tırnak pidesinin üzerinde güveçte uzun sürede pişmiş kuzu peç, yeşil ve soğan. Picasso'nun tabloları gibi harika bir tabak geldi. Bu bir kuzu et tabağı. Çok özel bir kuzu eti bu. Trakya kıvırcık kuzusu. Bence dünyadaki en lezzetli kuzu türüdür. Etrafında çay eli fasulyeleri var. Bu çay eli kuru fasulyesi Rize'nin bu arada tescilli bir yemeğidir. Ama orada kullanılan fasulyeler Erzurum'dan gelen İspir fasulyeleridir. Pidenin üzerine kuzu pöç, üzerine soğanlar ve maydanozlar, dereotları geldi. Bu kuzu pöç de çok eskiden beri Anadolu'da güveçte, tandır ateşinde yapılan bir yemektir. Eti çok lezzetlidir. Kuzunun kuyruk sokumundan hazırlanan bir ettir. Şimdi şu üzerindeki gördüğünüz de Trakya kıvırcık kuzusunun derisi. Bunu kıtır olarak yapıyorlar. Şu kendi seçtiğim güzel bıçakla birlikte keseceğim. Evet, önce bu kıvırcık kuzudan almak istiyorum. Tabii her güzel yerde olduğu gibi şöyle gözüküyor mu? Şöyle yapayım. Orta pişmiş, orta az pişmiş bir et. 60 derecelerde bir et. Tam kıvamında yani. Evet. Kuzuyu keserken lifli bir et olduğu için lifin yönünde keserseniz daha rahat kesersiniz. Böyle içini daha rahat gösterebilirim aslında. Şöyle ince lifli bir ettir. Ve yağlanma bunun arasında olur. Zaten renklerden de belli oluyor. Şimdi bu güzel etten bir an önce tadalım. Dinlendirilmiş et hemen kendini belli ediyor. Olgun bir tadı var. O size bahsettiğim en son yediğimiz Wagyu etinde olan şey bunda da var. Kasarası yağlanma burada da var. O da bir lezzet katıyor. Çok güzel pişirmişler. Sadece tuzla marine etmişler. O çok belli. Gayet lezzetli. Çiğnemesi yumuşak. Hiç bir kuzu eti kokusu hiç almadım ki normalde o kokuyu bastırmak için genelde kekik kullanılır. Bunda o tarz bir şey de yok. Sadece tuz ve biber, karabiber olduğu çok belli. Ağzımda kalan o tuzlu bekletilmesinden kaynaklanan o olgun tat kuzuya çok yakışmış. Daha önce hiç böyle dinlendirilmiş kuzu eti yememiştim. Güzel fasulyelerden de almak istiyorum. Sosla birlikte. Şöyle üzerine sonradan fark ettiğim güzel biber turşuları var ama oh, yani şu anda saç diplerime kadar yandığımı hissettim. Çok acı bir bibermiş. Yani o kadar küçük bir biberden öyle bir lezzet acısı çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Fasulye muhteşem. Şeker gibi gerçekten. Kıvamını kaybetmemiş. Tam yine çiğneme kıvamında. Çünkü fasulye fazla haşlandığı zaman hamurlaşma başlıyor. Bu hamur değil, güzel bir şekilde pişen. Kabuğunu bırakmamış, rengini kaybetmemiş. Büyüklüğü tam yerinde, harika bir fasulye. Bu su da size daha önce bahsettiğim o jus dediğimiz sos. Yani et pişirilirken, artan, mühürlenirken, pişirilirken oluşan o jelimsi kıvam tavada yapışır. Onu belli suyla, yağla, şekerle artık neyle kullanıyorsanız şefin seçimine göre
tekrar sulandırır, sos haline getirirsiniz. Cuğu da öyle bir şeydir. Bu da çok güzel. Cuğu ile birlikte yapılmış. Yine şöyle bir yeşil sos var. Yeşil bir yağlı bir sos var. Üç tane farklı sosun karışımı. O da çok yakışmış. Şu derisinden tatmak istiyorum. Özellikle şu kıtır derinden. O zaten hemen ayrıldı. Yani cips kıvamında bir et yapmışlar. Ağır bir cips yiyorsunuz gibi. Yağ tadı. Ama güzel bir yağ tadı. Bu şekilde ayrı olarak pişirip onu karamelize edip çıtır hale getirip böyle sunmak çok yakışmış buna. Ve şimdi beklediğim diğer anlardan güzel bir pide üzerine kuzu pöç ve güzel bir soğan salatası. Şöyle soğanları birazcık kenara alıp size şu kuzu pöçü göstermek istiyorum. Yine acı bir biber var üzerinde. Yani bizim kültürümüzde acı biber vardır. Acı genelde çok sevilir. Ama şef uzak doğuda edindiği alışkanlıklardan da kaynaklı sanırım. Baharat çok yoğun kullanılıyor. Özellikle son iki tabakta acı tadını çok aldım. Bu tabakla birlikte gecenin seyri apayrı bir yere gidiyor. Yani sanki çok güzel bir ocak başına geldiniz, bir kebap restoranına geldiniz ve bir güzel bir kebap yiyormuşsunuz gibi. Bunu güzel yapmışlar. Bu tabakta bu tabak apayrı şeyler anlatıyor. Burada güzel bir biftek eti gibi güzel bir kuzu eti yiyorsunuz. Löp bir et. Harika kıvamda. Çok kaliteli bir et. Diğer tarafta bir kebap gibi lezzeti olan bir etle devam ediyorsunuz. Halbuki bu Orta Anadolu'da çok eskilerden beri yapılan güveç yemeğidir. Ama pidenin üzerinde soğanla birlikte o ocak başlarının güzel lezzetlerini hissettirdi bana. Bu arada bununla birlikte şöyle çok güzel bir ayran getirdiler. Turşu suyu da olduğunu söylediler. Zaten renginden birazcık da belli. İşlem görmüş bir içecek. Etle birlikte çok güzel gideceğini tatmamızı istediler. Bize kırmadık kendilerini. Evet. Yani daha önce hiç ayranla turşu suyu denememiştim karıştırıp. Çok yakışmış. Yani evde basit şekilde de her zaman yapılabilir. Yani ayrana ayrı bir boyut katıyor. Ama bunu da çok beğendim. O zaman etlerimizde bakteri üremesine izin vermeden bu tabakları bir an önce bitiriyoruz. Çünkü az pişmiş ette bakteri üremesi çok daha hızlı oluyor. O yüzden bir an önce tüketilmeli. O zaman afiyet olsun şef kadın. Şimdi çok güzel bir haber geldi. Haberle birlikte kendisi de geldi aslında. Geldiğimden beri Türk çayı içememiştim. Özellikle ince belli bardakta Türk çayı içmeyi çok özlemiştim. Şimdi bir Michelin yıldızı restoranda hayal ettiğim o an güzel ince belli bardakta Türk çayı geldi. Şu anda gecenin keyfini size anlatamam. Bu çünkü dünyanın en güzel çaylarından biridir. Güzel de demlenmiş, güzel bir suyla, berrak, harika. Tam olması gerektiği gibi bir çay. Çünkü çay demlemek de ayrı bir sanattır. Bu da geceyi çok çok keyiflendiren bir an oldu benim için. Bir diğer tabak gelecek. O diğer tabak da, bakalım, şöyle süt kaymağı, Antep fıstığı ve yufka. Yani baktığın zaman aslında bu bir baklava demek ama öyle olsa baklava yazarlardı. Demek ki değişik yorumda ilginç bir tabak gelecek. Bizi merak ettiriyorlar. Güzel de oluyor. Bir sonraki tabağın ne olacağını böyle heyecanla bekliyoruz. Bu gece tam böyle istediğim gibi, hayal ettiğim gibi geçiyor. 3,5 saatten fazla bir zamandır buradayız. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Tam hayal ettiğim akşam böyle bir akşamdı. Sevgili hayalini kurduğum mesleğin meslektaşı, sevgili Fatih Tutak çok güzel bir iş yapmış. Son zamanlarda bu tarz kaliteli yemek sunan yeme içme yerlerinin çoğaldığını da görüyorum. Büyük grupların bu işe girdiğini duyuyorum. Buna çok seviniyorum çünkü ülkemizde bu tarz kaliteli yemeklere herkesin ulaşması, bu hizmet kalitesini her yerde alabilmesi çok önemli. Hem turizm açısından, Türk gastronomisi açısından,
Türk mutfağının o hak ettiği yere doğru gelmesindeki çok önemli bir adım bu. Fatih Tutak çok güzel bir iş yapmış. Yani ben senelerdir yemeği içmeyi çok seven, birçok yerde lezzetler tatmış bir insan olarak buradaki bu akşam gördüklerimden çok etkilendim. Yediğim her tabak sanat eseri diyebilirim. Çünkü bildiğimiz lezzetleri nasıl yorumlamış diye bizi şaşkınlık içerisinde düşündürüyor, baktırıyor, tattırıyor, hissettiriyor. Yani o ilk ekmekte aldığım o ekmek kokusu çok duygusal bir andı. Mide dolmalar, yani bizi geçmişe götürdü. Birçok tabakta böyle geçmişinden bir parçayı mutlaka buluyorsunuz. Bu da çok güzel geldi bana bu akşam. Diğer Michelin yıldızlarda olmayan daha fazla duygu dolu, anlam dolu bir akşam geçirmiş olduk. O zaman o güzel sürpriz tatlıyı beklemeye devam. Evet, efendim fıstık tatlarımız kat kat çıtır baklava yufkası, üzerinde süt kaymağı, bergamot ve matcha ile hazırlıyoruz. Diğer tabakta keçi ve inek sütünden hazırlanmış dondurma. Üzerinde dondurma. Antep fıstığı tuzu. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Bir çay daha rica edeyim mi peki? Ve şimdi o tarif edilen o tatlı geldi. Dış tarafında kaymak olan, iç tarafı kat kat kıtır baklava hamurlarıyla ve fıstıkla doldurulmuş güzel bir şöyle bohça şeklinde bir tatlı var. Yanında böyle dondurma servis ettiler. Keçi ve manda yoğurdundan demişlerdi. Bunun üzerinde bergamot ve matcha olduğunu söylediler. Matcha bir Japon yeşil çayın toz halidir. Çay yapımında kullanılır. Böyle yemeklerde özellikle tatlılarda güzel bir lezzet verir. Bergamot zaten kokusu ve tadı çok ferahlatan, benim tatlılara çok yakıştırdığım bir tattır. Şimdi böyle bir dondurma geldiği zaman özellikle baklava gibi bir şeyle birlikte geliyorsa hani genel olarak tavsiyem önce dondurmanın tadılmasıdır. Çünkü dondurma biraz daha az tatlıdır, sütlüdür. Baklava üzerine yediğinizde o tadı çok almazsınız. Aynı hep söylediğim gibi bir damak temizleyici gibi kullanmakta. Bunun da tadını daha iyi alabilmeniz için daha önemli. O yüzden ben önce dondurmadan başlamak istiyorum. Yani dondurmanın kıvamından zaten direkt şunu söyleyebilirim. Bu dondurma burada hazırlanmış. Bu nitroksit gazıyla yine hazırlanmış bir dondurma olduğu çok belli. Çok severim. Bakalım. Evet. Sorbe ile dondurma arası bir şey. Fıstık çok aromalı. Oo. Yani bu toz fıstık olmasına rağmen çok aromalı, çok güzel bir fıstık bu. Bu çok güzel gitti. Damak temizleyici olarak. Çünkü bunun tadını, diğer tabağın tadını tam almak istiyorum. Evet. Çok güzel. Yani sorbe ile dondurma arası diyebilirim. Sırada merakla beklenen baklavayı tarif edip ama isminin farklı olduğu bir tabak. Şöyle yumuşacık, üst tarafı kaymak ve şöyle kıtır kıtır arası kesiliyor. Özellikle şuradan göstermek istiyorum. Şöyle kat kat baklava yufkasına benzeyen kıtır kıtır yufkalar. Ve bu yufkalar tek tek ayrı ayrı işlem görmüş bence. Fırınlanmış, öğle içine servis edilmiş. Şimdi sabırsızlıkla beklediğim artık şu lokmayı bir ağzıma atayım. Yani bergamot öyle bir lezzet ki ilk daha ağzınıza götürdüğünüzde burnunuzdan o kokuyu hissediyorsunuz. Ağzınıza attığınızda ilk karşılaştığınız lezzet bergamot. O ferahlatan, nane gibi olan ama daha farklı hisler uyandıran güzel tadı. Kaymak çok güzel. Ağzımda, boğazımda çok güzel bir kaygan yapı bıraktı. Baklava çıtırları ağza kıtır kıtır ediyor ama sonra kayboluyor. Bol yağlı olmasından kaynaklı. Çok güzel bir tabak bu da. Baklavanın bir yorumu olarak gerçekten söylenebilir. Yufka, kaymak ve fıstık özü bu aslında. Ama bergamot ve matcha çok fark yaratmış. Çok güzel. Ağza çıtır çıtır ediyor baklava yufka kıtırları. Üst tarafındaki kaymakla iç tarafındaki kaymak ayrı kıvamlarda. Üst tarafındaki biraz daha köpük kıvamında yapılmış kaymak. Bunu da bu şanti sıkma aparatıyla yine nitroksit gazının kullanıldığı şöyle bir sürahiye benzeyen krema sıkma aparatı vardır. Onun içinde kremayı hazırlarlar. Sonra böyle köpük halinde sıkarlar.
öyle bir işlem görmüş bir kaymak bu. Orta tarafındaki kaymak biraz daha kıvamı daha sert, bildiğimiz kaymak kıvamında. İkisi de ama birlikte, hatta dördü, köpük kaymak, baklava hamuruna benzeyen, baklava yufkasına benzeyen kıtır yufkalar, fıstık ve diğer kaymak, hepsi birlikte çok ağızda çok güzel lezzet bırakıyor. Şimdi şöyle bir hepsinden birlikte alıyorum. Bergamot çok yakışmış. Yani normal baklavaları da bergamot ve matcha kullanılabilir bence. Ama çayımızı unutmayalım. Masanın en değerlilerinden. Böyle Michelin yıldızlı restoranlara geldiğimizde her zaman sürpriz lezzetlere hazır olmak lazım. O yüzden biz yine de damak temizleyici olarak bir kaşık daha dondurma alalım ki hazır olalım. Evet, şimdi daha hazırız. Gibi bir gece geçirmiş olduk. Özellikle mutfakta bitiyor olması güzel bir vedayla. Kaynağından tatları yemek, bize böyle ikramlar yapmaları bu geceyi daha da unutulmaz hale getirdi. Mutlu olarak ayrılıyorum buradan. Tattığım bütün tabaklar harikaydı. Yani Michelin yıldızı yakıştığı gibi, iyi bir mutfağa yakıştığı gibi, disiplininden, dizaynına, her şeyi tam olması gerektiği gibi. Umarım üçüncü yıldızlarını alırlar. İyi yerlerde her zaman hep görürüz kendilerinde. Böyle yerler çoğalır. Türkiye'deki en mutlu gecelerimden birine afiyet olsun Şef Kadın.